25. saati sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. 25. saat programında birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi geçen hafta bir ara vermiştik. Bir tekrar programımızı yayınladık. Ama bu haftadan itibaren kaldığımız yerden tüm hızımızda devam ediyoruz. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Mustafa Kara. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağlığınıza duacı. Sizler de iyisiniz inşallah. Anlasın, biz de iyiyiz hocam. Sevgili seyirciler, bu akşam Sayın Mustafa Kara'yla Kur'an kıssaları ve tarihi gerçeklikler konusunu isteyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara gireceğiz. Hocam önce bizi aydınlatacak, sonra bir takım kıssaları ve verdiği mesajları, öğretileri, amaçları burada hocamdan bilgi edineceğiz. Zaman zaman biz de katkı vereceğiz, kafamıza takılanları soracağız. Hocam, isterseniz önce kıssa nedir? Biz neye kıssa diyoruz? Oradan girelim. Evet. Öncelikle biz de ekranları başında bizleri takip eden kardeşlerimize buradan sizlerin aracılığınızla selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderelim. Onlara da sıhhat ve afiyet temennisinde bulunalım. İnsanların dünyada yaşamakta oldukları zorlukların bir an önce son bulması, akan gözyaşının sona ermesi, şiddetin durması adına da birlik ve beraberliğin tesisi noktasında İnşallah kardeşlerimize, haseten Müslümanlara ama tüm insanlara dua edelim. Evet, kıssa nedir? Kıssa deyince aklımıza Kur'an-ı Kerim'de tabii ki anlatılan gerçek olaylardan bahsediyoruz. Şöyle bir tanım yapabiliriz. İnsanların ibret almalarını ve hidayete ulaşmalarını sağlamak adına Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar yaşamış olan peygamberlerin bazılarının ve o peygamberlerin hitap ettiği insanların, toplumların bir kısmının hayat yaşantılarının aktarılmasıdır şeklinde bir tanım yapabiliriz. Tabii bu bağlamda Kur'an'da yaklaşık 25'in üzerinde Kur'an peygamber kıssası. Buna bağlı olarak da yine bu peygamberin hitap ettiği insanlar, toplumlar adına da 11 civarında kişi ve kavim kıssası zikredilmektedir, anlatılmaktadır. Evet. Tabii bir de kıssaların içerisinde, tabii kıssalara gireceğiz ama kıssaların içerisinde bir takım kavramlara çok sık rastlanır. İşte nedir? Firavundur, Haman'dır, Halut'tur. Ya bunun gibi biraz sonra anlatacaksınız. Yani bunlar nedir? Bunların günümüzdeki karşılığı nedir? Biraz sonra olaylara girdiğimizde yanlış değerlendirmeyelim. Yani bunlar nedir bugünün anlamıyla? Tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir niteliği var. Bu nitelik şu. Kur'an'da genelde kötü davranışların, olumsuz davranışların sahipleri isimleriyle zikredilmezler. Onlar bir takım ünvanlarıyla, bir takım ünvanlarıyla anılırlar. Mesela sizin de ifade ettiğiniz Firavun kavramı. Firavun Mısır'da Mısır halkını yaklaşık milattan önce 2400'lü yıllardan itibaren yöneten, yöneticilere verilen bir ünvandır. Örneğin buna Osmanlı'daki işte padişah, Habeş'te Necaşi, nasıl o insanları, o ülkeyi, o devleti yönetenlere verilen bir ünvan ise Mısır'daki yöneticilere de en birinci, en tepedeki yöneticiye Firavun ismi verilmiş. Tabii Firavun tiplemesi daha ziyade Hazreti Musa dönemindeki olaylarla Kur'an onu bizim gündemimize getiriyor. Yani insanla
arz ediyor onu. Zira yine kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamların peygamberlik yaptıkları zaman dilimlerinde Mısır'ı yöneten Firavun'un ismi ikinci Ramses olarak zikrediliyor. Tabii Firavun azgın kişi, kötü yönetici anlamına geliyor. Manası itibariyle o dönemde İsrailoğullarına, yani Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un peygamberlik yaptığı İsrailoğullarına karşı Firavun gerçekten çok zalim bir yönetim biçimi ortaya koyuyor. Öyle ki daha yeni doğmuş çocukların kız olanlarına dokunmuyor, onları sağ bırakıyor ama erkek çocukları katlediyor, boğazlıyor, öldürüyor onları. Şimdi zalim devlet yöneticisi anlıyoruz. Tabii, yani tabii zulüm deyince zaten Kur'an'ın takdim ettiği bir takım örnekler var. İşte bu Firavundur. İsmi Kur'an'da geçmez ama Hazreti İbrahim döneminde Nemrut'tur. Mesela Ashab-ı Uhdud'dan bahseder Buruç suresinde Yüce Rabbimiz. Orada da bir dönem işte miladi kaynaklardaki ifadelere göre 523 yılında Himyer kralı Zünuvas adında bir yönetici o zamanlar Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu öğretilere inananlara zulmediyor. O inançlarından vazgeçmelerini kendilerine istiyor, emrediyor. Vazgeçmeyenleri de kazdırmış olduğu devasa ateş çukurlarına dolduruyor. O ateş çukurlarında yakıyor. Kur'an-ı Kerim bunu Kutile ashabul uhdud, kahrolsun bu hendek sahipleri, ashab-ı uhdud şeklinde gündeme getiriyor ki insanların o ateş çukurlarındaki yanışlarına bizzat kendisi ve avanesi yönetiminde bulunan diğer kişilerle birlikte seyirci oluyor, seyrediyor onları. Yani insanların ölümünü cayır cayır oradaki yanmasını izliyor. Bu tür zalim yöneticilerin Kur'an'da da bizlerin dikkatlerine sunuldukları bir hakikat. Yine bu türden yöneticilerin işte Firavun gibi, işte Nemrut gibi, Ashab-ı Uhdud gibi yöneticilerin emrinde olan başka insanlar da var. Mesela Firavun'un emrinde olan ve bizim belki hani Osmanlı'daki yönetim biçimiyle mukayese ettiğimizde statüsü itibariyle söylüyorum. Evet. Sadrazam diyeceğimiz, başvezir diyeceğimiz bir prototip daha var. O da Haman. Haman Kur'an-ı Kerim'de sanki işte Firavun'un yardımcısı gibi istediği işleri ona yaptırıyor, ona emrediyor. Ve o da yönetimde ikinci sırada yer alıyor. Belki bürokrasinin o günkü koşullarda zirvesinde hemen Firavun'un emrinde. Hemen onun altında yine Talut ve Calut yöneticiler bağlamında Kur'an'da zikrediliyor. Tabi Talut biliyorsunuz Hazreti Davud Aleyhisselam'ın peygamberlik yaptığı dönemde işte İsrailoğullarını yöneten kral. Ama bu inananların yanında yer alıyor. Bir rakibi var. Rakibi de Calut. Calut Davud Aleyhisselam'ın komutanlığında, Hazreti Davud'un komutanlığındaki orduyla bir savaş yapıyor ve Hazreti Davud Aleyhisselam tarafından bizzat katlediliyor. Yani savaş esnasında öldürülüyor. Kur'an'da buna ve gatele Davud'u Calut'a, Calut'u Davud öldürü şeklinde bizlere bu bilgiyi aktarıyor. Onun dışında yine yöneticiler bağlamında Melik, Malik kavramları Kur'an'da geçiyor. Özellikle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde Mısır'ı yöneten yöneticiye Melik deniliyor. Kur'an-ı Kerim onu Firavun olarak tanımlamıyor. Tabi bu da müfessirlerin dikkatini celbetmiş. Acaba Mısır'da madem yönetici Firavun olarak adlandırılıyor da neden ona da Hazreti Yusuf'un dönemindeki idareciye Melik deniliyor? Burada şöyle bir açıklama var. Padişahlık sisteminde olduğu gibi normalde Firavunlar babadan oğula geçen bir yönetim biçimiyle ülkenin başına, devletin başına geliyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki yönetici ise Mısır hanedanına mensup değil. Dışarıdan bir yönetici olduğu için Kur'an-ı Kerim onu Firavun olarak değil de Melik olarak takdim ediyor ki onun zaten yönetim biçimi başlı başına Firavun'un sisteminde de farklı. Hazreti Yusuf'un maruz kaldığı bir iftira söz konusu belki detaylı gelecek. Hocam, orada geleceğiz. Da zikrediliyor. Yani şimdi bir başka tasnifi şöyle yapabiliriz. Toplumun içerisinde bulunan bazı tiplemeleri de Kur'an arz ediyor. Bunlar da çok önemli. Mesela mele kavramı geçiyor. Mele. Mele toplumda sözü dinlenilen kanaat önderi şeklinde bugüne uyarlayacak olursak değerlendirebiliriz meleği.
Bunun %90 Kur'an'da tanıtıldığı şekliyle mele topluma yön veren ama olumsuz anlamda yön veren insanlar olarak zikrediliyor. Ama Hazreti Süleyman peygamberin zamanında o bir güneşperest kavimle karşılaşıyor. İşte bu ismi Kur'an'da yine zikredilmiyor ama yöneticisi bayan olan, Belkıs olan bir kavimle. Sebeliler kavmi bu. Bu kavmin yöneticisi biraz önce dediğim gibi Belkıs bir hanımefendi. Tabii Hazreti Süleyman'ın bir özelliği var. Hem insanlardan hem kuşlardan hem de cinlerden kurulu bir orduya da komutanlık yapıyor aynı zamanda. Kuşlardan birisi olan Hudhud, Kur'an'da ismi geçer. Uçuş esnasında bir topluluğa rastlıyor. Bu topluluk bir olan Allah'a inanmaktan vazgeçmiş, sapıklığa düşmüş ve güneşe tapıyor. Durumu Hazreti Süleyman'a rapor edince Hazreti Süleyman aleyhisselam bir mektup yazıyor. Diyor ki o kuşa al şu mektubumu götür o kavme at. Onlara bir ulaştır. Bak bakalım ne yapıyorlar. Yani benim mektubumun içeriğinde yazılı olan hakikate ya da davete icabet mi ediyorlar yoksa aykırı bir davranış mı ortaya koyuyorlar? Mektupta şöyle diyor. Çok önemli bu. Özellikle uluslararası ilişkiler bağlamından. Yani bir Müslümanın nasıl bir uluslararası ilişkiler başlatması gerektiği noktasında da bize ipucu veriyor. İnnehu min Süleyman'a bu mektup Süleyman peygamberden ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Allah'ın adıyla ifadesiyle başlıyor. Ama muhatap toplum Müslüman değil. Buna rağmen Hazreti Süleyman aleyhisselam mektubuna besmele ile başlıyor. İçerikte de şu yazıyor. Ella ta'lu aleyye ve tuni muslimin. Aman ha bana baş kaldırayım demeyin. Benim dinime gelin diye bir davette bulunuyor. Hemen yönetici olan Belkıs toplumun ileri gelenlerini topluyor. İşte orada mele kavramı geçiyor. Galet ya eyyuhel mele'u. Ey toplumumun ileri gelenleri dedi yönetici bayan. İnni ulgiye ileyye kitabun kerimun. Bana çok değerli bir mektup ulaştırıldı. Bu mektubu bir istişare edelim. Yani hem ulusal hem de uluslararası ilişkilerde istişarenin insanların işini görmede ne kadar önemli olduğu sonucu da çıkıyor buradan. Oradaki melek kavramı olumlu katkı sağlayan insanlar olduğu anlaşılıyor. Zira daha sonra bu Sebeliler Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın davetine uymak suretiyle onun dinine yani İslam'a gelmiş oldular. Melenin durumu böyle. Bir de Karun var, Karun. Karun özellikle Hazreti Musa'nın işte muhatap olduğu Firavun zamanında Firavun'un adeta ekonomik yani o yönetimdeki idari, bürokrasi ve ekonomi üçlüsünden ekonomik ayağını oluşturan kişi. Ama Kur'an'da anlatıldığına göre Karun, inne Karune kâne min gavmi Musa, İsrailoğullarından birisi. İsrailoğullarından ama İsrailoğulları işte Peygamberi Yüce Allah onların kavminden göndermiş. Aynı kavimden olan birisi çok zengin. O kadar zengin ki Karun. Bırakın hazinelerini, hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir ordu taşıyamayacak kadar zengin. Ne yapıyor? Yönetimde olan işte Firavun'a ona yaklaşıyor. Kavmine zulmediyor tabii ki o da. Onun kavmini katlediyor. Çocuklarını işte erkek çocukları katlediyor. İşte bugün dünyada yine Müslümanların yaşadığı coğrafyada değil mi? İşte Suriye hemen bizim güneyimizde korkunç bir durum. Yani orada çoluk çocuk, kadın erkek demeden insanlar katlediliyor. İşte Mısır yine aynı şekilde kan gölüne çevrildi bir dönem. Ve hala o olumsuzlar devam ediyor. Daha değişik İslam ülkeleri vesaire. Bugün İslam coğrafyasında özellikle Arap dünyasında yaşanan hadiselerin bir benzeri, belki daha şiddetlisi. Ama bundan yaklaşık işte kaç bin yıl evvel işleniyor. Burada da Karun'un zenginliğiyle öne çıkan ama bu zenginliği Allah'ın yolunda değil de nefsinin arzu ve isteklerinin istikametinde kullandığı, en sonunda da helak olduğu anlaşılıyor. Şöyle bir durum daha var yalnız. Tabii insan Yüce Allah ona bir akıl vermiş, irade vermiş, vicdan ve muhasebe gibi nimetler vermiş. Aslında bunların hepsi olumlu yönde kullanılabilirse gerçekten çok önemli nimetler. Ama bu akıl ve iradeyi vicdanıyla değil de nefsiyle buluşturan insanlar diyorlarmış ki Karun'un zenginliğini görünce Yüce Allah bu kadar nimeti yani bir kişide niye toplamış? Bunun bir kısmını da bize verseydi. Hep zenginlik niye Karun'da cem edilmiş bir araya gelmiş diye böyle hayıflanıyorlarmış, kıskanıyorlarmış adeta. Gün gelmiş
O zenginliğin hakkı verilmeyince, yani Karun zenginliğiyle şımarınca, ayakları yerden kesilince, insanlara tepeden bakmaya başlayınca, onları umursamayınca, onların dertleriyle ilgilenmez olunca artık onun içinde helak hak olmuş ve yerin dibine batırıldığında insanlar şöyle demişler. Madem ki önceden biz böyle bir hayıflanma içerisindeydik, iyi ki böyle bir zenginliğe sahip olmamışız. Yani zenginliğin de güne getirecek olursa, Karun'un o durumundan hareketle güncel bir sonuç ortaya koyacak olursak, evet, Allah'ın rızası adına insanların ihtiyacı noktasında değerlendirilen bir zenginlik çok kıymetlidir. Ama bunun dışında bizi biz yapan değerlerden, hem insani hem ahlaki hem dini değerlerimizden bizi uzaklaştıracak bir zenginlik veya insanlara karşı bir takım böyle kendini büyük görme, kibirlenme, böbürlenme gibi anlayışlara sevk edecek bir zenginlik asla kabulümüz değil. Böylesi bir zenginliği hiçbir akıllı insan Rabbinden istemez ve Allah'a sığınma arzusu içerisinde olur. Evet. Bu zenginliğin şımarttığı insanlar var. Onu da Kur'an mütraf olarak karşılıyor. Mütraf diyor ki, zenginlik onların ayaklarını yerinde kesti. Yani ya kendisinin, ya anasının, babasının, ya da kabilesinin sahip olduğu zenginlik aracılığıyla insanlar arasında başka bir şekilde yürümeye başladılar. Kibirlenmeye başladılar. Daha sonra bunlar kibrinden dolayı müstekbir olarak tanımlanıyor Kur'an-ı Kerim'de ve yerilen insanlar. Üç prototip daha var. Bunların da üzerinde özellikle durmak gerekir kısaca birer cümleyle. Tabii. Mesela müstazaf kavramı geçer Kur'an'da, müstazaf. Müstazaf da bunlar toplumların özellikle yöneticilerini suçladığı, çok fazla itibar etmediği insanlar o günün koşullarında. İnsanlık tarihinde hep böyle olmuş. Müstazafı müfessirler üçe ayırıyorlar. Diyorlar ki müstazaf, evet, toplumda zayıf insanlardır. Az insandır sayıca belki ama üçe ayırırız. Bir, birinci grubu vardır ki bu insanlar gerçekten onurlu insanlardır. Azdır, mücadelesini ortaya koyar. Mesela teknolojik imkanlardan uzak kalmışlardır. Belki ekonomileri müsait değildir. Tıpkı bugün Filistin'de olduğu gibi, değil mi? Teknolojik silahları yok ama İsrail'e karşı kendi devletlerini, kendi coğrafyalarını, ana vatanlarını can siperhane bir şekilde imanın da katkılarıyla birlikte savunuyorlar. Bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bunları Kur'an onurlu müstazaflar olarak tanıtıyor. Bir grubu daha vardır müstazafın. Bunlar bir zulümle karşılaştıkları zaman hemen sineye çekerler. Baş tacı yaparlar. Bunlar da onursuzlar olarak tanımlanıyor. Bir üçüncü grup, ama gerçekten çocuk, bayan, kadın, işte yaşlı, hasta olması hasebiyle yapabileceği bir şey yok yani. Ne ortaya koyabilsin? Bunların da savunulması, haklarının korunması diğer toplumdaki diğer insanların üzerine bir vazifedir. Bir başka grup daha var. O da şu erzel grubu. Erzel, bunlar toplumda görüşlerine çok fazla değer verilmeyen, yani basit görüşlü insanlar olarak tanımlanıyor. Şirzime biraz daha farklı olarak toplumda bir birlik var, bir beraberlik var ve netice itibariyle insanların bir kısmı bu birlikten, beraberlikten uzaklaşıyorlar. Çok az sayıda insan diyor ki bu, yani çoğunluğun birlikte hareket ettiği işler bize uygun değil. Biz kendi başımıza göre hareket etmek istiyoruz diyorlar. Onların da belli bir anlayışları var. Onlar da şirzim olarak Kur'an-ı Kerim'de bizlere tanıtılmaktadır. Evet. Tabii biraz sonra gideceğiz kıssalara da. Kıssalarla ilgili de zaman zaman bir kaynakla ilgili bir takım iddialar gündeme gelir. Yani kıssaların kaynağı nedir diye sorulur. Burada hemen Kitab-ı Mukaddes'ten Hazreti Muhammed'in uyarlamalar yaptığı ve bu kıssaların bunlar olduğu iddia edilir. Yani buna nasıl cevap veriyor Kur'an'ın? Mutlaka bir cevabı vardır. Evet. Şimdi Kur'an kıssalarının kaynağı konusu gerçekten tartışılan bir konu insanlar arasında. Ama Kur'an'ın her konuda olduğu gibi indirmiş olduğu her ayetin birbiriyle mutlaka bir sağlıklı irtibatı, bir bağı söz konusu. Kur'an kıssalarının kaynağı noktasındaki eleştirilerin genel olarak işte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın elçilikle görevlendirilmesi
esnasında hanımı, müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha tarafından haseten işte amcası oğlu Varaka bin Nevfel'e götürülmesi, orada bir görüşmenin gerçekleşmesini baz alan bazı insanlar diyorlar ki bir miktarı Hazreti Peygamber bu kıssaları Varaka bin Nevfel'den öğrenmiştir. Çok fazla sahip çıkanı yok ama bir başka görüş, biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in bir rahip Bahira ile karşılaşması var. Bu kıssaları ondan öğrendiğine dair bazı rivayetler var. Bazıları da zaten müşriklerin bir iddiası olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a herhangi bir ilahi mesaj gelmediği, işte o bir kısım insanlara Kur'an'ı yazdırdığı, sabah akşam okunsun diye bu eskilerin masalları Esatirül Evvelin olarak tanımlanan bir anlayışla Kur'an hem Kur'an'a hem de Peygamberimize yönelik bir iftira söz konusu. Peki Kur'an bu meseleye nasıl yaklaşıyor? Kur'an buyuruyor ki pek çok ayette Estağfirullah. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Bu sana vahyettiğimiz, indirdiğimiz bütün haberler gayb haberleridir. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ Örneğin, Hazreti Yusuf'a abileri plan kurmak için bir arada toplandıklarında sen onların yanında değildin. Peki nasıl haberin oldu? Ha, işte onu da Kur'an-ı Kerim'de وَكُلَّ النَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكِ Biz bu peygamberlerin kıssalarından senin kalbini teskin edecek olan kadarını sana indiriyoruz. Hud suresi 120. ayettir bu ayet. Yani Kur'an kıssalarından madem bir kaynaklık araştırması yapılıyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 571'de doğdu. 610'da elçilikle görevlendirildi. Vahiy ona inmeye başladı. Miladi. Ama insanlık tarihi binlerce yıl evvel başladı. Belki de daha da fazla. Bilim adamları bu konuyu araştırıyor. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar sayısını bizim bilemediğimiz ancak insanlığın tekamülünde, insanlığın yaşam sürecinde yeteri kadar elçi görevlendirildi. Bu elçilerin yine Peygamberimizin de ümmetinin ve bizlerin hayatlarımızı hidayet, tevhid eksenli bir şekilde yürütebileceğimiz kadarları kıssaları olarak Kur'an-ı Kerim'de bizlere aktarılıyor. Nasıl haberdar oldu? İşte Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine ilk defa indirilmeye başlanan vahiy aracılığıyla haberdar oldu. Mesela Yusuf Suresi 111. ayette bu konuya yine bir atıf söz konusu. لَقَدْ كَانَ ف۪ي غَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Kur'an'da anlatılan kıssalarda, onların kıssalarında akıl sahipleri, akıllarını kullananlar için nice ibretler vardır. مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى Bu Kur'an öyle uydurulacak bir kitap değildir. وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Yani sizin yanınızdaki her şeyi tafsilatlı bir şekilde anlatan ve gerçekten daha önce peygamberlere indirilmiş orijinal mesajları da onaylayan, inanan bir toplum için de hem hidayet ve rahmet kaynağı olan bir mesajdır. Dolayısıyla Kur'an kıssalarının kaynağı bizzat Kur'an vahiy, vahiy olarak inmesi vahiydir yani. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların tamamı bu Kitab-ı Mukaddes'te tamamı değil. Yani oradan farklılıkları nedir bu iddialar karşısında? Şöyle açıklayabiliriz onu da. Tabii sonuçta Hazreti Peygamber'in öncesinde işte Tevrat ve İncil'in, Kitab-ı Mukaddes'in eski ahidinde orijinalleri itibariyle Tevrat ve İncil'in Yüce Allah tarafından peygambere ulaştırılmış olması hasebiyle kuşkusuz onlarda da bir takım vahiy ürünü bilgilerin olması doğaldır. Ama biliyoruz ki biz bu insanlar yani Hazreti Peygamber'den önceki özellikle İsrailoğulları ve Hazreti İsa'nın muhatabı olan toplum yine İsrailoğullarından hem Tevrat'ı hem de İncil'i tahrif ettiler, bozdular. Yani ona insan eli dokundurdular ve daha sonra da insanların huzuruna bunların Allah'ın katından olduğunu iddia ederek çıktılar. Tahrif edilmiş olması hasebiyle insanlar tarafından değiştirilen bu kitaplarda, Kitab-ı Mukaddes'te, eski ahitteki anlatımların Kur'an'la bir nebze uygunluk arz etmesi aslının da vahiy olması hasebiyle gayet normaldir. Ama tamamı
%100'ü birbirine uygundur demek son derece yanlıştır. Çünkü sözün ettiğiniz kaynaklarda Kur'an'a muhalif, ayetlerle çelişen pek çok bilgi söz konusudur. Tabii bir de bu kıssaların tarihi gerçeklik değeri var. Hı-hı. Tarihle ilişkisi var. Hikaye olarak bir değeri var. Ve bir de belki de en önemlisi mitolojik değerlendirilmesi ve bu yöndeki iddialar var. Var. Yani Kur'an bunlara ne diyor? Evet. Kendi hikayelerini savunurken, yani kendi kıssalarını savunurken. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların bizzat tarihin bir döneminde yaşanmış olaylar olduğunu vurgulayan pek çok ayet var. Örneğin, "Nahnu nagussu aleyke nebe'ehum bilhak." Biz sana onların kıssasını gerçek olarak anlatıyoruz, buyuruyor Yüce Allah. Burada söz edilen kıssa Ashab-ı Kehf kıssası. Hemen o kıssanın giriş kısmında bu ayet zikrediliyor. Ashab-ı Kehf bildiğiniz üzere inançları uğruna, inandığı değerler uğruna, o zamanki yönetim kendisine inançtan inançsızlığa, sapıklığa doğru bir tercihte bulunmalarını emrettiğinde hayır, biz dini değerlerimizi uğrunda hangi fedakarlık gösterilmesi gerekiyorsa gösterir ama inancımızdan dönmeyiz deyip kendilerini adeta bu inanç değerlerini yaşama adına mağaraya hapseden bir grup gençten bahseder Kur'an-ı Kerim. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar gerçekten Rablerine inanmış bir grup genç idi. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık buyuruyor. Bu bir ayet. Bir başka ayet yine biraz önce Hud suresinde okuduk. Ve küllen nagussu aleyke min enbâi rusuli mâ nüthebbitu bihi füâdek ve câeke fî hâzihil hak. Biz peygamberlerin kıssalarından senin kalbine teskin edecek, seni motive edecek kadarını aktarıyoruz. Bununla birlikte sana gerçeğin ta kendisi geliyor. Asla böyle uydurma, üsturi bir şey söz konusu değil. Bu yönüyle baktığımızda Kur'an kıssaları, Kur'an'da anlatılan kıssalar tarihin bir döneminde hakikaten yaşanmış olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii kıssaların tarihle ilişkisi bağlamında özellikle ifade etmek gerekir ki tarihi gerçeklik değerini ortaya koyduktan sonra tarih bir hakikatler manzumesidir. Bizzat yaşanmış olaylardır. Yaşanmış olaylar olması hasebiyle tarihte insanlık tarihini, insanlık geçmişinin bir döneminde ortaya konulan hayat kesitleri olduğuna göre ve bunun bir disiplin içerisinde özellikle hadiselerden sebep-sonuç ilişkileri kurmak suretiyle sonraya ilişkin, sonrasına ilişkin bir takım değerlendirmelerin yapıldığı bir bilim olması hasebiyle Kur'an kıssalarının tarihle çok yakinen bir ilişkisi söz konusudur. Yani iç içe bir durum vardır. Ama zaman, geniş zaman kullandığı için, zaman vermediği için... Tabii. Ayrıntıya girmez bu bağlamda. Evet. Yani bir teferruat söz konusu değildir. Tam anlamıyla da bir tarih kitabı... Değildir. Asla değil. Asla evet. Kur'an bir tarih kitabı değildir. Evet. Ama tarihi hakikatlere de aykırı değildir. Evet. Onu ifade edelim. Yani Kur'an bir tarih kitabı değildir asla. Zaten öyle bir amacı da yok. Kıssaların özellikleri kısmında bunu zikrederiz. Zaten kişi ve zaman mefhumunu göz ardı etmiştir. Kur'an kıssalarının hikayeyle ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir mi acaba? Buna da şöyle bir cevap verebiliriz. Malumlarınız olduğu üzere hikaye, yaşanmış ya da yaşanmamış olayların belirli bir düzen içerisinde anlatıldığı hadiselerdir yani. Yaşanması mümkün olan. Evet. İlla yaşanmış olma zorunluluğu yoktur. Yoktur, evet. Ama yaşanmış olaylar bağlamında değerlendirirsek diyebiliriz ki Kur'an kıssaları zaten tarihin bir dönemde yaşanmış meselelerdir, anlatılardır. Bu yönüyle belki bir ilişki kurabiliriz ama yaşanma ihtimali var olan anlatılardır şeklindeki bir tanımından hareketle hikaye ile kıssa arasında doğrudan bir ilişki kuramayız. Bugünkü mantıkla bazı şeyler var ki yaşanma ihtimaliyle insanın akıl sıra erdirmesi mümkün değil. Tabii yani Kur'an'da anlatılıyorsa bir hakikat evet o yaşanmıştır ama anlatılmıyorsa, aktarılmıyorsa
buna illa bir yaşanmış zorunlu. Hayır, o anlamda demedim. Yani düz mantık baktığımızda tabii. Bugünün insanı için anlatılan bir takım kıssalardaki olaylar bugünün mantığıyla yaşanılabilir olarak kabul edilmesi mümkün değil diyorum. Biraz öyle. Yani iman açısından tabii, farklı bir şey. Sıkıntı yani yok. Yaşanabilirlik açısından tabii. Söylüyorum. Şimdi Erdem Bey, gerçekten tabii biz bu Kur'an kıssaları konusunu çalışırken müşahede ettiğimiz acizane bir sonucu bugünlerde hep beraber bütün insanlık göz önünde gördüğü için insan hayretler içerisinde kalıyor. Yani mesela biraz önce en başında Zünivas'tan bahsettik değil mi? Ateş çukurlarında Müslümanları yakan bir zalimden bahsettik. Çocukları katleden, erkek çocukların boğazlarını kesen bir firavundan bahsettik. Bir peygamberi ateşe atıp yakma cüretini ortaya koyan bir zalim Nemrut'tan söz ettik. Bunlar belki bundan 1000 sene, belki 3000 sene, belki 5000 sene, belki 200-300 sene önce yaşandı, 2000 sene önce yaşandı. Ama bugün de aynı uygulamaların işte etrafımızdaki coğrafyada bizzat yaşanıyor olduğunu görünce hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Hem de dünyanın gözü önünde, hem de bu kadar teknolojinin değil mi? Ekranların önünde. Adeta insanlar her akşam evlerinde... Ve bunları en acı tarafı da bunları kutsal kitaplarında yüzyıllar önce yaşanmış örnekleri verilen Müslüman toplumların yaşıyor olması. Yani Müslümanım diyen insanlara Müslüman kardeşlerini katletmesi. Zaten kafire çok fazla iş bırakmıyor Müslümanlar maalesef. Birbirlerini katlediyorlar. Halbuki bizim dinimizin asla, güzel dinimiz İslam'ın böyle katliamla, şiddetle, zulümle yan yana gelmesi ne mümkün? Biz Kur'an'dan öğreniyoruz ki وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Bir insanı yaşatmak, tüm insanlığı yaşatmak kadar kıymetli bizim dinimizde. Bizim dinimizin adı İslam'dır. İslam dininin, İslam kelimesinin bir kere tanımı içerisinde kana, gözyaşına yer yoktur. İslam sevgi demektir, İslam kardeşlik demektir, İslam barış demektir, İslam birlik demektir, İslam güven demektir, İslam emniyet demektir, İslam emanet demektir. Ama Müslümanlar maalesef bugün temelde bu problemlerin kaynağında Erdem Bey şunun olduğunu görüyoruz. Yüce dinimiz İslam'ın temel kaynağı Kur'an'dır. Bu temel kaynağı bir insan olarak nasıl okunması, nasıl yaşanması, anlaşılması ve hayata aktarılması, yaşanması gerektiğini öğreten de sevgililer sevgilisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bugün insanlık maalesef hem Kur'an'dan uzaklaşmıştır Müslümanlar, hem de sevgili Peygamberimizin örnek hayatından uzaklaşmışlardır. Özellikle dünyadaki gelişmeler, işte bu sekülerizm dedikleri, Kur'an dışı, din dışı algılar ve dünyadaki hazcılık, menfaatçilik, işte bu herkesin var olan imkanlarının bende de, sizde de, öbüründe de, ötekinde de olması arzusu, ihtiyaçların da habire kendine yenilemesi, materyalist anlayış maalesef bizi dünyada Kur'an'dan ve sünnetten gittikçe uzaklaştırmaktadır. Kurtuluş nerededir peki burada? Onun da zaten çaresini Kur'an bize bildiriyor. Bu sözün ettiğimiz olumsuzlukların yaşanmaması adına dönüş gene tekrar tekrar Kur'an'a olmak zorundadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını olmak zorundadır. Aksi takdirde özellikle Müslümanların yaşadığı bu coğrafyadaki problemler, onların ülkelerindeki meseleler çözülmesi çok zor meselelerdir. Bir de dikkatiniz... Benzer problemler bizde de var. Galiba bir sıkıntı da aslında benim bakış açım itibariyle en büyük sıkıntı da Kur'an'ın toplumun geniş katmanlarınca anlaşılamamasıdır. Evet. Anlaşılacağı dilde okunmasının önüne bir takım puansal yani sevap puansal engellerin konulmasıdır. Yani şimdi düşünün. İslam dini Kur'an-ı Kerim barışı emrediyor. Dostluğu emrediyor. İnsan hayatının kutsiyetinden bahsediyor. Hı hı. Her şeyden önce ahlaklı bir insan olmak için izlenmesi gereken yolları anlatıyor. Hı hı. Ama biz onu anlamak, Kur'an'ın çizdiği yolu öğrenip o yoldan gitmek için onu anlamamız gerekirken biz Arap harflerinden okuyarak anlamadan daha çok
sevap kazanmanın peşinde koşuyoruz. Galiba en önemli engellerden biri de bu diye düşünüyorum ben. Şimdi, arkadaşlar vaktimiz var mı? Reklama gideceğiz mi? Çünkü hocam girince konuyu dağıtmayalım. Devam edelim hocam. Tamam. Şimdi tam bu noktada açıklamam gereken 3 tane kavram var. Hani dediniz ya Kur'an'ın evet. Sadece Arapça metnine yoğunlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim kendisinin nasıl okunacağını, nasıl anlaşılacağını, nasıl yaşanacağını bize öğretiyor. Kısaca ifade etmek gerekirse. Evet. Kur'an'ın bu Arapça metninin orijinal vahyin satır satır okunması olarak tilavet kavramı geçiyor Kur'an'da. Ve gerçekten sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifinden hareketle şunu söylüyoruz. Söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Her kim Kur'an'dan bir harf okursa Allah ona 10 sevap verir. Elif, lam, mim 3 farklı harftir. Her birinden onar sevap kazanacağına göre 30 sevap kazanır. Kur'an'ın Arapça metninin okunması son derece sevaptır. Ama bu Kur'an'ın anlaşılması adına sadece %30'lu kısmı halleder. Hocam, benim oraya çok itirazım var. Hayır, ben oraya ben bu söylediğiniz şeyin yanlış yorumlandığını, Kur'an'ın özüne, geliş mantığına ters olduğunu düşünüyorum. Onu açıklayacağız ki, ben bir eleştirilerimi yapayım tamam. Hocam bu konuyla ilgili. Kur'an ki putperestliğe karşı gelmiştir. Tabii. Yani putperestlik şekilselliktir. Manayı getirmiştir. Manayı getirmiştir. Ama biz manadan vazgeçip yine onu şekle, harflere beziyoruz. Yani bence oradaki mantığı şu var. Yani Kur'an'dan bir harf okuyan derken, yani temsilidir. İşte kıssalarda birçok temsili şeyler anlatıyor. Orada temsilidir. Yani buradan bir ayet okuyarak kendine yeni bir yol açan, kendine yeni bir ışık bulan, sevap kazanır diyerek bu yola teşvik vardır. Yani ben orada harflere, Arap harflerine kutsiyet azletmenin, yani bir şekilsellik olduğunu ve Kur'an'ın mana olarak geniş amacına uygun olmadığını düşünüyorum mesela. Şimdi Erdem Bey, şöyle bir hakikat var ortada. Tabii bu görüşler sizin kendi görüşleriniz olduğu için Kur'an zemininde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de Kur'an'la ilgili görüşlerimizin yine Kur'an'ın ayetleri tarafından onaylanması icap ediyor. Çünkü biz Kur'an'dan söz ederken böyle sıradan bir kitaptan bahsetmiyoruz. Mutlaka. Şimdi Arap alfabesi, alfabe olması hasebiyle tabii ki ayrıca değerlendirilebilir ama şöyle bir özelliği var Yusuf suresinde. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun. Biz Kur'an'ı akledesiniz, düşünesiniz diye Arapça bir alfabeyle indirdik. Arapça, Arap dilinde indirdik buyuruyor. Evet, ama bunu kime söylüyor? O günkü Arap toplumunda evet. Yani Hazreti Peygamber'in hitap ettiği evet. Topluma ifade evet. Ediyor bunu. Benim anlatmak istediğim yani o üç kavramdan bahsettim ya. Evet. Aslında bunlar Kur'an'ın anlaşılması adına birbirini tamamlayan üç kavram. Biri eksik olursa tam anlaşılmış ve yaşanmış olmaz Kur'an. Bu sadece tilavet kısmında Kur'an'ın satır satır metnin okunması var. Ama bir şey daha var. Arapça metnin okunmasında Kur'an'daki o nurun, o ziyadenin, o bereketin alınıp diğer insanlara aktarılması da söz konusu. Mesela siz gerçekten Kur'an'ı usulüne uygun bir şekilde sadece Arapçasından okuyan insanları dinlediğiniz zaman etkileniyor musunuz? Güzel Kur'an okuyanı. Hocam oradaki şey şu. Eda. Heh. Bakın eda. Ama alın önünüze bir Arapça metni. Herhangi bir Arapça metni. Tamam. Bir Arapça şiiri. Aynı edayı verin, okuyun. Bilmediği için anlamını aynı hazzı alacaktır. Şimdi oradan devam edeceğiz. Bakın aynı hazzı alacaktır ama. Tamam kabul ediyorum evet. Ama hiçbirisinde Kur'an'daki o yüksek mana derinliği olmayacaktır. Kimin için? Yani dinleyenler açısından. Hayır, anlayan için. Tabii. Şimdi orada şöyle bir durum var. Tilavet kısmı dedim ya işin sadece üçte biri kısmını hallediyor. Diğer anlama boyutunda ise kıraat devreye giriyor. Kıraat o başka bir kavram. O da yine Kur'an'da geçiyor. Mesela feiza qara'tel Kur'ane Kur'an'ı kıraat edeceğiniz zaman festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Allahu Teala buyuruyor ki kovulmuş şeytanlar Allah'a sığının. Niye? Çünkü kıraat esnasında insanlar Kur'an'ın manasını da öğrendikleri için şeytan onlara daha fazla muttali olur. Tilavette çok fazla şeytanlık bir iş olmaz. Özellikle Arapça bilmeyen insanlar tilaveti yani Arapça metni okuduğu zaman bir şey anlamadıklarından Kur'an onların hayatında da çok fazla istendik değişiklikler meydana getirmez. Tilavet kısmında, birinci kısımda, sizin o itiraz ettiğiniz kısımda. Ama ikinci kıraate geçtiği zaman anlaşılmaya başlandığında Kur'an
tabir yerindeyse şeytanın etekleri tutuşur. Çünkü anladığı zaman onun yoluna değil, Allah'ın yoluna gider insan. Bu da ikinci %30'lu kısmı oluştursun. Etti mi %60? Asıl Kur'an'ın anlaşılması ve hayata aktarılması namına önemli bir kavram daha var. Tertil. Tertil demek, verattilil Kur'an'a tertile. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, biz de sevgili peygamberimize, onun şahsında hepimize Kur'an'ı tertil üzere okuyunuz diyor. Tertil üzere Kur'an okumak demek, vahiy ile böyle et, kemik misali adeta bütünleşmek demektir. Hayatımızın her anına, her zaman dilimine vahyin hakim olması demektir tertil. Dolayısıyla tilavetle başlayan, Arapça metnin okunmasıyla başlayan, devamında kıraatle süren, anlaşılan ve tertille devam eden, bizzat uygulanan bir Kur'an anlayışından bahsediyoruz. Bu süreç gerçekten de insanları hidayete götürmüştür, götürmektedir. Çünkü Rabbimiz böyle emrediyor. Dönüş... Ben o şekilde yorumlandığını düşünüyorum hocam. Yani o şekilde yorumlandığını düşünüyorum ve bunda da ısrar ediyorum. Ara veriyorum biz arkadaşlar, ara verelim. Reklamdan sonra devam edelim. Çünkü hocam, İslam akıl ve mantık dinidir. Bir ayetle bitirelim orayı. Akıl ve mantık dinidir. Yani ben Kur'an'ın şekille çok uğraşacağını asla düşünmüyorum. Kendi anlamına, kendi geliş ruhuna aykırı buluyorum. Aslında. O nedenle oradaki ifadeleri ben özellikle bunu geçen yıl eski dekanımız Sayın Hüseyin Peker geldiğinde kendisine de söylemiştim. Ondan desteği almıştım. Doğrudur demişti. Çünkü bu benim için çok önemli. Anlamak %30 olmamalı. Anlamak %60, uygulamak %40 diyelim. Ama orayı akılla ilişkilendirdik ya. Ayetinizi alın. Tamam. Hemen reklama gidelim, tamam. Devam edeceğiz. Kur'an'da bir ayette Yüce Allah bizzat Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Liyeddebberu ayatihi. İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler, tedebbür etsinler. Ayetin metnini değil, adeta satır aralarını okusunlar. Ve liyetedekkere ulul elbab. Akıl sahipleri de ibret alsınlar diye indirdiğimiz bir kitaptır diyor. Aslında biz şöyle bir şey anlaşılmasın aman. Biz Kur'an'ın anlaşılmasını birinci sıraya almadık, onu merkeze almadık, anlaşılmasın. Ben şunu söylemek istiyorum. Kur'an'ın hem Arapça metninin okunmasının hem de anlaşılmasının ve özellikle yaşanmasının son derece sevap olduğunu. Ve hatta biz biraz daha ileri gidiyoruz. Kur'an hiç bilmiyorsunuz okumasını, ne Türkçe ne Arapça. Şöyle açtığınız metni yüzüne bakıyorsunuz. Bundan bile sevap kazanacağınıza inanıyoruz. Çünkü Kur'an'dır bu. Böyle sıradan bir kitap gibi onu değerlendiremeyiz Erdem Bey. Reklamlardan sonra devam edelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, bir 5 dakika reklam aramız var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bor Konut'un sunduğu 25. saat devam.